Merhaba tekrar. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah. Bir kez daha benimle birlikte olduğunuz için. Şu gazeteleri hadi hızlıca bakalım. Ne kadar becerebilsek dedim ya, teknik sıkıntı bugün hakikaten had safhada. Acayip canım sıkıldı ama yapacak bir şey yok. Neyse, en azından ilk yayını bir şekilde ulaştırdık. Tekrar yüklemesinde sıkıntı olabilir. YouTube'dan size ulaşabilecek mi? Ondan çok emin değilim. Periskop üzerinden sadece izleyebilirsiniz gibi duruyor şu aşama itibariyle en azından. Şimdi gazetelerde Bülent Arınç'la ilgili sözler var ama biz ilk bölümde epeyce konuştuk. Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Murat Bey. Ama zaten burada yaptığımız iş de orijinal. Bunun bir benzeri yok ki. Yani bir günlük program mantığıyla çıkıp sabahın aynı saatinde böyle bir şey yapan kimse yok. Bu aynı zamanda çok ciddi bir risk çünkü. Hani gazeteciliğin bugün geldiği noktada böyle bir şeyler konuşmak, konuşabilmek çok ciddi bir risk. Evet, patronsuz olunca orijinal oluyor. Ama işte patronsuz olunca direnmek çok zor oluyor tabii. Sonuçta çünkü hep konuşuyoruz ya, bu böyle parayla pulla yapılan bir iş değil. Yani ben bunun karşılığında birinden 5 lira para alıyor, kazanıyor falan değilim. Yani hayatımı devam ettirmek için başka şeyler yapmak zorundayım. Onun dışında gazetecilikten kopmamak için böyle bir şey yapıyorum. Ama kolay bir şey değil. Neyse, teşekkür ederim. İyi ki varsınız ki oluyor işte bunlar. Kabe'deki mitingden haber var mı? Kabe'deki mitingden haber falan yok ama görüntü var. Hani ben Müslümanım diyen bir insanın Bir Gün gazetesine desteği ben unutmadım. Siz acaba farkında mısınız? Biz 2 gün önce o haber ilk çıktığı zaman, Bir Gün gazetesi onu kullandığı zaman ilk burada kullandık zaten. Rahat olun. Normalde cenazede alkışlayanlar için orası kutsal bir yer. Kutsal bir mekan, alkış mekanı değil. Hatırlıyor musunuz? Türkan Saylan'ın cenazesindeki alkış için söylemişti özellikle Sayın Erdoğan. Kabe'de alkışlayarak, ıslıklayarak miting yapıyor insanlar. Nasıl buldunuz bunu? Mesela o gün bu açıklamaya destek veren arkadaşlar bugün ne diyecekler acaba? Ben çok merak ediyorum. Hürriyet 20 yıl sonra yakalandığı manşetiyle çıkmış bugün. Özdemir Sabancı cinayetinin faili, Sabancı suikastinin sanığı İsmail Akkol Aydın'da yakalanmış. Ama işin asıl önemli tarafı şu. Günaydın herkese tekrar. İşin önemli tarafı şu. Türkiye'ye giriş yaptıkları istihbarat raporlarıyla belgelendiği için çok basit bir operasyonla alınmışlar. Belli ki çok daha büyük bir yere gidecek. DHKPC'nin bu eylemi, daha önce de benzer örneklerini gördük çünkü DHKPC parayla çalışan bir örgüt. Yani parasını veriyorsunuz, istediğiniz eylemi yaptırabiliyorsunuz. Öyle bir örgüt. Muhtemelen başka bir şey için kiralanmıştı. Amerika'dan güzel bir haber var. Amerikalılar turuncuyu seçmedi. Yani şöyle seçmedi. Seçim de önümüzdeki sene olacak tabii, Kasım ayında, ama Temmuz ayı itibariyle, önümüzdeki yıl Temmuz ayı itibariyle adaylarını belirleyecek Cumhuriyetçiler de, Demokratlar da. Ama turuncu bir tip var biliyorsunuz. Zengin, ağır faşist, çok ağır kro, çok ağır zonta, maganda, ne derseniz deyin. Çok ağır hem de böyle. Hani kroyum ama para bende tipi o işte. Saçlar turuncu boyalı. Iowa her zaman, hani televizyon haberlerinde söylemişsinizdir, o ukalalığı yapmak istemiyorum ama bugüne kadar seçimi, gidişatını gösteren eyalet olmuş her zaman. Oradan çıkan sonuçlar 3 aşağı 5 yukarı adaylık profilinde belirlemiş. Ve oradan çıkan sonuca göre turuncuyla alakası yok Amerikalıların. Ama bu şu demek değil. Yani bu adamın oy desteği yok falan filan. Hiç alakası yok. Burada konuşmuştuk, hatırlıyor musunuz? Sandığa gidildiği gün her şey değişir diye. Şimdi Amerikalılar da, onlar da tabii farklı bir sistem uygulanıyor. Öyle okullara gidip kiliseler zartçut, öyle bir şey değil. Yani o toplantılardaki çoğunluklar daha çok belirleyici oluyor. Bakalım, göreceğiz. Almanya, Fransa bizden fakir mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şili'deki Birleşmiş Milletler toplantısında yanındaki uslu çocuklara yaptığı açıklamalardan bir tanesi. Dünyada en çok sığınmacı ev sahipliği yapan ülke sıfatıyla konuşuyorum. Almanya, Fransa bizden daha mı fakir? Hollanda, Belçika, bunlar bizden daha mı fakir?
Biz de ek yapalım mesela. Suudi Arabistan'da, Katar'daki petrol şeyhleri bizden daha mı fakir? Niye hiç bulaşmıyorlar bu işlere? Niye? Ya da Sayın Cumhurbaşkanı onların adını niye çalmaz? Müslüman oldukları için mi? Sadece bu yeterli mi yani? Onlar Müslüman, ses çıkartmayız onlara. Onlar dellemiyor. Suriye'deki savaşın bizatihi sorumlusu o adamlar. Desteklemediler mi Suriye'de savaşı? Ortalık yanıp dururken tavana bakıp ıslık çalmadılar mı? Ne yazdınız bilmiyorum. Güzel kardeşim, bir dakika, senin ben derdini anladım. Ben sana aşağıdan yardırıp duruyorsun. Ülke geleceğini hangi partide, partide görüyorsun? Arkadaşlar bakın, bu sizin bireysel tercihiniz. Benim derdim değil bu. Yani içinizde oy verenler var, oy vermeyenler var. Ben daha önce tavrımı da söyledim. Hani oy vermeyen adamın çıkıp eleştirme hakkı yok bana kalırsa. Beni temsil eden parti yok. O zaman sen zorlayacaksın siyaseti. Ben oturayım bu pazar, çıkmayayım evden, kahvaltı yapayım, sucuklu yumurta falan. Öyle olmuyor işte o işler. Benim yani şu an için şu partiyi destekleyin zaten diyemem, haddi görmem böyle bir şey kendime. Ve şu anda bu yaptığım yayına, söylediklerime de çok aykırı bir şey olur böyle bir düşünce açıklamam, ifade etmem. Hangi parti istiyorsanız onu görün. Ben özgürce anlatmaya çalışıyorum. Yani her şeyi olanı biteni gördüğüm şekilde anlatmaya çalışıyorum. Karar sizindir. Bir şey diyemem. Demem zaten. Doğru da olmaz. Sabah gazetesi PKK tezgahını İHA'lar bozdu manşetiyle çıkmış. Sağlık Bakanı Müezzinoğlu, Bodrum'daki yaralılar ateş açıldığı için çıkamıyor iddiası yalan. İHA'larla kayıt aldık, silah sesi yoktu demiş. Aynı zamanda yapılan telefon görüşmeleri sırasında gelen boykot demokratik bir tavırdır. Ben bir şey demiyorum. Ben sadece uygun görmüyorum. Bırakın da görüşümü söyleyeyim. Siz nasıl haklı görüyorsanız ben de haksız görüyorum. Gerekçem de bu. Sabancı'nın katili 20 yıl sonra yakalandı. Burada da görünüyor. Kuklacıyı tanıyoruz. Davutoğlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi kanaat önderleriyle bir araya gelmiş. Türkiye'nin gaz zaferi diye bir haber var. Ya bu haberi bence bir yerde tutun. Tahkim kurulu, Uluslararası Tahkim Mahkemesi. Türkiye'nin İran'dan aldığı gaz için %10-15 bandında bir indirim hakkı olduğunu karara bağladı. Şimdi Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin kararları başka bir yere götürülemiyor. En üst makam o. Şimdi o indirimle birlikte benim aklıma acayip acayip şeyler geliyor. İran'ın Birleşmiş Milletler ambargosu altında ve Amerika'nın da ambargosu altında altın üzerinden ekonomisini çevirdiğini hepimiz biliyoruz, değil mi? Hani bizde havaalanında yakalanan altın vardı ya, giderken indirilmişti bir bölümü. Sonra altın Dubai'ye indiğinde ya bizim altın eksik falan hikayesi olmuştu. İran ekonomisini oradan döndürüyordu. Şimdi bu ekonomi karşılığı İran'ın acaba belirli iş adamlarından, belki bazı ülkelerden bir takım alacakları var mıdır? Eğer varsa bu alacaklar mesela İran'ın bazı ihracatı yoluyla ödenebilir mi? Bilemedim. Yani böyle bir şeyler çıkabilecek gibi geliyor sanki bana. Bu indirim kararı İran'ın ticareti için tek çıkış olmayacak. Cumhuriyet Erdoğan'ı yalanlayan tablo manşetiyle çıkmış. Dolmabahçe mutabakatı için haberim yok diyor ama hem HDP'liler hem Arınç farklı görüşte. Valla ben onu anlatmayacağım. Ben buna ilişkin düşüncemi epeyce uzun anlattım. Sağ olun, siz de dinlediniz, duydunuz ilk bölümde. Aşk el ayıbını böyle sakladılar. Eski ombudsman el katmış. Mülteci geri gönderme merkezini inceledi. Erzurum'da Guantanamo olarak bilinen merkezde bir gün önce gelenlerle görüştürüldü. Ne bu mülteci? Erzurum'da Guantanamo olarak biliniyormuş merkez. Herkes çünkü Guantanamo'yu çok iyi bilir bizde. Ya bunu Cumhuriyet bile yapıyor, düşünün. Neden biliyor musunuz? Guantanamo dediğiniz zaman algıyı harekete geçiriyorsunuz da sokakta bilinen bir şey değil ki. El-Kaidecileri Amerikalıların enterne ettiği, toplumdan ayırdığı bir toplama kampı Guantanamo. Bir üs aslında. Orada kullanılıyor. Hatta çok hikayeler anlatıldı o dönemde. Oraya uçuş sırasında bazılarının uçaktan atıldığı söylendi. 9.000 metrede, 10.000 metrede.
bırakıldığı uçaktan söylendi falan. Bakalım. Hukuk fakültelerinden bu iddianame nasıl çıktı? Güzel haber. Can ve erdemle ilgili iddianamenin hukuki temelini tartışan bir haber. Ama güzel bir şekilde tartışıyor. Hukukçu bunu nasıl yapabiliyor diye. Var var gazetelerde taranan kahveler var. O kadar aşağılık bir şekilde yapılıyor ki bu. Hani 30 sene öncenin ezberiyle yapıyorlar bunu. 35 sene öncenin ezberiyle yapıyorlar. Bir taraftan bir taraftan kahvehane taranıyor. Oralardan. Hani çok böyle şey akıllarınca alçakça bir şey yapmaya çalışıyorlar. Çok eski. Sizce ne? Siyasi olmayabilir mi o kahvehanenin taranması, taranmaması? Bir tanesi solcuların kahvesi, bir diğeri Osmanlı olanları mıydı? Neydi onların adı, vardı ya bir tane. Kefen giydiler, sonra da kayboldular falan filan. Sözcü Bülent abisiydi, şimdi Ozat oldu. Erdoğan gerçekleri söyleyen Bülent Arınç'ı hedefe koydu. Ozat diye hitap etti. Yandaş böyle. Neyse biz bunları dün ve bugün yapmıştık, bitirmiştik. Başarılar diliyorum Sözcü gazetesine. Devam etsin. Posta öldürmeye gidiyordu manşetiyle çıkmış. Özdemir Sabancı cinayetinin, 96'daki Özdemir Sabancı cinayetinin faillerinden biri olduğu söylenen İsmail Akkol'un yakalanmasına ilişkin yanında DHKPC'li Fadik Adıyaman vardı. Gitar kutusunda silah ve mermi taşıyan iki terörist Ankara'da ve İstanbul'da suikast yapacaklardı denilmiş. Bir tek çaycı kız Fehriye kayıp. Fehriye kayıp falan değil biliyorsunuz. Brüksel'de yaşıyor. Boru gibi yaşıyor. Herkesin gözünün önünde yaşıyor. Yani şu söylenen söz doğru. Bunu AKP'li de söylese doğru, CHP'li de söylese doğru. Avrupa Birliği özellikle terörle mücadele konusunda hiçbir zaman samimi olmadı. Hiçbir zaman samimi olmayacak da. Ne zamana kadar? Terör kendisini vurana kadar. Benzer örnekleri Paris'te yaşandıktan sonra, başka ülkelerde yaşandıktan sonra anladılar mevzuyu. Ama Fehri Erdal'ın yasalarla iade sözleşmeleri bulunmasına rağmen bu iadenin gerçekleşmemesinin tek gerekçesi vardır. Terör konusunda verilen destek. DHKPC'nin Brüksel'deki merkezi. İlginç bir gelişme var. Haberlerde gördünüz mü bilmiyorum. Hap kadar bir haber olarak geçiyor ama bence Türkiye'nin başını çok ağrıtacak. Moskova'da Suriyeli bir grubun, muhalif gruplardan birinin büro açmasına, Kürt grupların büro açmasına izin verildi. Bu geçmişte PKK'nın büro açması da benzer yöntemlerle, hani tavşana kaç, tazıya tut hikayesi gibi yapılmıştı. Bence yine benzer bir şey köpürtülüyor. Milliyet de hedefleri Ankara'ydı manşetiyle çıkmış. Yine Sabancı suikasti failinin yakalandığı ve ardından aslında yapmak istediği. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı dün Mahsun Kırmızıgül'e cevap verebilmek için bir bölüm ayırdı konuşmasına. Mahsun Kırmızıgül bir şey değildir anlamında söylemiyorum bunu. Ama bu bir bakış açısıyken, yani insanların birçoğu Mahsun Kırmızıgül'ün söylediğini ortada dillendirirken ağzını açmayan Sayın Başbakan, bunu söyleyen Mahsun Kırmızıgül olunca cevap verdi. Sedat Peker'e tabii ki veremiyor canım. Tabii ki veremiyor. Zulüm görmek istiyorsa dış kapı hastanesinde 8 yaşındaki Said'in gözlerinin içine baksın. Nasıl? Hep ne konuşuyoruz burada? Acıyı acıdan ayırmak mümkün değil. Ölümü ölümden ayırmak mümkün değil. Bunu yaparsak insan değiliz biz. Başkası gözüyle bakmadan devam edebilirsek insan değiliz biz. Ama şunun cesedine bak. Şunun naaşını gör. Habertürk 10 saatte kız kıvrak manşetiyle çıkmış. Sabancı suikasti tetikçisi otogarda cephaneyle yakalandı. Süper fotoğraf var yalnız. Hakikaten bunu gerçekten büyük başarı bu. Herkes İsmail Akkol'un işte derdest edilip götürülürken bir görüntüsünü kullanmış. Ama Habertürk'te otogarda beklerken bir görüntüsü var. O kadar net ki. Habertürk'ü de geçtik. Yeni Şafak,
Şimdi bağırmaya başladılar manşetiyle çıkmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün olayları dışarıdan izleyen Avrupa ülkelerinin bugün sığınmacı ya boş verin şimdi bağırmaya başladı. Ben de diyorum ki Suudi Arabistan'la Katar'a neden tek cümle söyleyen yok ya? Bu adamlar bizatihi savaşın gerekçesi. Ağızlarını açmıyorlar. 5 lira para vermiyorlar. 5 lira para vermiyorlar. Yokmuş gibi davranıyorlar ama hiç eleştirilmiyorlar. Neden? Amerika, Almanya, Fransa, İngiltere bizden daha mı fakir? Bizden çok daha zengini var. Çok daha zengini var. Çuvalla petrol doları olan var. Ağzını açmıyor ama. PKK sürgün ve ölüm demek manşetiyle çıkmış. İkinci Yasin Börü vahşeti. Silifke'deki öğrenci kampında bir grup teröristin sopalı bıçaklı saldırısında hayatını kaybeden Diyarbakırlı 16 yaşındaki Hüseyin Cafer Gizli'nin babası Salih Gizli, örgütün tehdit ve vahşetine isyan etti. PKK kendisine destek vermeyen Kürtler için sürgün ya da ölüm demek. Zaman göz yumma itirafı manşetiyle çıkmış. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun iş adamlarının hangi mezarlıkta işkence edildiğini biliyoruz sözü büyük yankı uyandırdı. Allah Allah. Ha, cemaatin baskı yaparak para tokatlamak için söylediği söz. Valla nasıl olsa birlikteydiniz. Bence hepinizin itiraf edecek çok şey olmalı. Erdoğan, Ozat dürüst davranmıyor. Arınç toplantı yanlısı onları neden bakan yaptınız? Biz ilk bölümde sorumuzu çok net bir şekilde sorduğumuz için bunların hiçbirine takılmamıza gerek yok. Bir daha tekrarlayalım. Milletvekili yeminini içeren anayasanın 81. maddesi sadakat gösterilecek tek yerin anayasa olduğunu ve namustan bahsedilecekse üzerine ant içilecek tek namusun, görüşün, fikrin, ahlakın emanet edileceği tek namusun kişinin kendi namusu olduğunu söylüyor ve Büyük Türk Milleti'nin önünde diye de bir ifade. Yani orada izleyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hepsinin önünde anlamında söylüyor. Ama Sayın Arınç'ın sözlerinde görüşün emanet edildiği namus Sayın Yalçın Akdoğan'ın namusu ve sadakat gösterilen de partinin lidere itimat düsturuyla kendisi Sayın Cumhurbaşkanı. Burada bir çelişki var. Bunun anlatılmasını istiyoruz. Bir gün alıyorsunuz değil mi? Aman ha. Ben dediğim gibi hani abonelik sistemi benim çok kullanabildiğim bir şey değil. Türkiye'de sağlam çalışan bir şey değil. Türkiye'de abonelik sistemini doğruya doğru en net zaman grubu yapıyordu, cemaat yapıyordu. Çünkü bununla ilgilenen personelleri vardı. Yani çocukların ellerine veriyorlardı torbayı. Aldır aldır gezip bütün kutuları atıyorlardı. Ama biraz zor bu hikaye. Ama en azından alın gazetenin yaşadığını görelim. Olur mu? Kahvedeki görüntüleri izledim, izlemez olsaydım. Bir günün manşeti kendi paramızla rezil oluyoruz. 2016 bütçesi halkın ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzakta. %60'ını, ülke gelirinin %60'ını elinde bulunduran %1 bütçenin yalnızca %30'una kaynak sağlıyor. Doğru. Bir ekonomi haberiyle çıkmış bugün bir gün. Starkey milli iradenin sesidir. Ben de öyle yapıyorum Muhalle Hanım. Milli iradenin sesidir aynı zamanda parti bültenidir. Hendek zulmü araca dönüştü manşetiyle çıkmış HDP ve ihanetçi akademisyenlerin cici teröristleri köle gibi gördüğü bölge halkı hendek kazmaya yanaşmayınca 300 bin liraya varan rakamlarla araç cezası kesti. Cici teröristler. Cici çocuklar bunlar da biliyorsunuz. Uçakta giderken soru falan sormazlar. Yani çay verirsen içerler, çorba verirsen içerler, yemek çıkarsa yerler, soru sorma dersen sormazlar. Öyle yaşar giderler kendi hallerinde. Ben de ondan bahsediyorum. Kabe'deki başbakan mitinginden bahsediyorum. O görüntüleri izledim. İlk bölümde de konuştuk zaten. Bakalım. Buradan başka herhalde göreceğimiz bir haber yok. Yeni bir şey yok. Bakalım diğer parti bülteni Özgür Gündem ne yazmış? Yaralılar infaz mı edildi? 4 gündür haber alınamayan Cizre'deki 24 yaralı sivil için korkulan ihtimal güçleniyor. YPS yaralıların olduğu bölgede hiçbir gücünün olmadığını, polis ve askerin yaralıları kurşuna dizmiş olabileceğini açıkladı. Ya bu böyle değil arkadaşlar. Bakın içeriden ateş ediliyor, ateş edilmiyor bilmem ne. Bunların hepsini tartışırım ayrıca. Ama yaralıların olduğu bölgede hiçbir gücünün olmadığı falan külaha anlatılacak bir laf. İnsanları aptal yerine koyacak. Tıpkı akşamın yaptığı gibi, tıpkı postanın yaptığı gibi insanları aptal yerine koyan bir laf bu. Öyle değil.
Madem güç yoktu orada, yaralıların olduğu bölgede hiçbir gücü yoktu. Hiçbir gücü yoktu orada. YPS'nin artık adına ne dersek diyelim, örgütün hiçbir gücü yoktu. Bugüne kadar neden o bölgeyi sizce işte silahlı kuvvetleri, emniyet güçleri, jandarma falan ele geçiremedi? Yani orada duruyor. Herkes aptal. Cizre Belediyesi de aptal. Onların da kafası çalışmıyor. Hiçbir şey yok aslında orada. Ambulanslar gidemiyor. Böyle mi? Yapmayın gözünüzü seveyim yapmayın. Onun için diyorum işte parti bülteni diye. Özgür Gündem de bir parti bülteni. Bakalım buradan başka okuyabilecek. KCK Yürütme Konseyi üyesi Mustafa Karasu'nun görüşlerine. Ya evet böyle bir görüntü dün akşam dolaşmış ama şöyle sabah yayına hazırlanırken baktığımda şöyle bir şey gördüm. Aslında önceden çekilmiş bir görüntü olduğu yani başka bir olayın görüntüsü olduğu yolunda çok ciddi bir yorum vardı. Ciddi sayıda yorum vardı ve mantık temelli yorumlar vardı. Umarız öyledir. Yani tek bir can, tek bir can, tek bir can önemli. Bu bakışla hani kimden olduğu, nereden olduğunu falan da önemi yok. Can ya, insan insan. Vatan 20 yıl sonra denilerek Sabancı suikasti faillerinin yakalanmasını, İsmail Akkol'un yakalanmasını manşete çekmiş. Bakalım. Ne güzel ya. Ne güzel. O istediklerini yazdırıyorlar vallahi. Aslanlar gibi. Bülent abi niye konuştu? Tarafın sürmanşeti. AKP bu soruya cevap arıyor. Biz dün bu soruya cevap bulmuştuk biliyorsunuz. Çünkü 5. partinin aksesi bunları geçeceksiniz, geçeceksiniz. Bunlar kamuoyunu çok güzel köpürtür ama hiçbir şey olmaz bunlarda. Öyle bir şey olmaz. 5. parti kimden çıkar? Valla söyleyince çok kızıyorlar ama Türkiye'de 5. parti eğer çıkacaksa ya MHP'nin içinden ya CHP'nin içinden çıkar. Diğerlerinden çıkmaz. Çünkü onların kendi muhalifleri kendilerinden büyük. Her zaman öyle oldu. Sinek kaydı davası. 7 Haziran seçiminin ardından ben de şehit olmak istiyorum diyen Enerji Bakanı Yıldız'a askeri üniforma gönderip önce sinek kaydı tıraş olman lazım diyen Kilisli Hurşit G. yargı önüne çıkarıldı. Vallahi Hurşit G. kimdir bilmiyorum ama hakikaten yaptığı yani mantığı, aklı hiçbir şekilde öncelemeyen, onun içinde yeri olmayan saçma sapan bir davranış. Asker, asker olacaksın. Al önce bunu giy. Neden? İnsanların sakalı olmaz, değil mi? Sakal olmaz. Sakal kullanmayacağız. Neden? Ben öyle istiyorum. Her sabah sinek kaytıraş tıraş olacaksın, öyle geçeceksin karşıma. Kravat takacaksın benimle konuşurken. Neden? Ben öyle istiyorum. Ne güzel. Böyle vatandaşı yönetmek çok 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 kolay arkadaşlar. Valla. Var zaten geçmişte de vardı. Geçmişte üniformalar kullanıldı. Ben de o bölgeye gazeteci olarak gittiğimde çok sayıda gördüm. Almanların özellikle hani Doğu Almanya, Federal Almanya Birleşmesi'nin ardından Doğu Alman ordusunun eski malzemesinin çoğu oraya yollanmıştı. Dünya alem biliyor zaten. Hani şimdi bir Sırp keskin nişancı geyiği yapılıyor. Acaba ondan mı bahsediyorsunuz bilmiyorum ama bu tarz mücadelelerde, bu tarz çatışmalarda, bu tarz örgütlere destek olmak isteyen çok insan çıkar dünyanın dört bir yanından. Bakın, El-Kaide'nin içinde de böyle insanlar vardı. Hani bu mücadeleyi kendi açısından çok ilginç falan bulan, ben de içinde olmak istiyorum diyen insanlar olabilir. Onlardandır. Yani şaşırmam. Bakalım. Evrensel Devlet Gözetiminde Öldürülmüşler manşetiyle çıkmış. 3 işçinin can verdiği asansör faciasının yaşandığı inşaatın kayyuma devredildiği, inşaatı mühürlüken çalıştıran kayyumun fazla para gider diye asansörlerin bakımını yaptırmadığı iddia edildi. Bakın bu haber her şeyden daha önemli mesela. Her şeyden daha önemli. İstanbul'da Esenyurt'ta herkesin gözünün önünde bir asansör faciası yaşanıyor. 3 işçi ölüyor ve ardından yaşanan bu kayyumdaymış aslında. Kayyum fazla para harcamayalım diye asansörün bakımını yaptırmamış. Akşam Sabancı tetikçisi canlı bombayla Türkiye'ye sızarken yakalandı manşetiyle çıkmış. Bakalım.
Tamam. İş dünyası başkanlık için ne diyor? Vallahi iş dünyasından kastınızın kim olduğuna bağlı bu. Çünkü mesela sivil toplum örgütlerinden, bölgedeki kanaat önderlerinden, haberlerde gördük ya kanaat önderi deniyor. Bir adam var mesela. Hangi kanaatin önderi? Ben çok merak ediyorum. Adını söyleyebilen bir insan mı? Onu da çok merak ediyorum. Ama kanaat önderi. Sadece bir kişi için söylüyorum bunu. Takvim var. Sellozdan böyle bir şey de yapılabiliyor. Hani onu göstermek için. Odundan böyle bir şey de çıkıyor dedirtmek için yapılan bir ürün, eser. Ve gözümüz aydın Mevlüt Yüksel'in haberi manşette. Türkiye PKK-PYD dedi ama ABD dinlemedi. Obama'nın özel temsilcisi Kobani'ye gitti. PYD'li kılığındaki PKK'lı teröristlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakalım. PKK'lı can bakalım. McGurk. Allah Allah. Buradaki fotoğraflardaki iki kişi aynı mı? Çok bilemedim. Çok bilemedim. Bu görüntü Ankara'yı ayağa kaldırdı. Hani kimi ayağa kaldırdı bilmiyoruz ama. Ve başyazıdan da bir parça okuyayım size. Sur'dan, Cizre'den sonra Nusaybin ve İdil'de karşımıza çıkacaklar. İstenilen yola girmemizi sağlamak için. McGurk'ün fotoğrafı bunun en somut kanıtı, sıra İdil'de. McGurk dediği Amerikan başkanının Kuzey Irak özel temsilcisi. Onunla yapılan toplantıda bir ismin PKK'da militan olan bir ismin bu fotoğraf çekimi sırasında bakalım Polat Can'mış adı. Rojava ordusunu temsil ediyormuş kendisi. Şimdi fotoğrafın şöyle bir niteliği var. Üzerindeki kıyafet, o bölgede hani PKK teröristi dedikleri hali, o bölgede insanların giydiği günlük kıyafet. Hani bu PKK'ya destekçi de olabilir, Türkmen olabilir. Onlar da benzer şeyler giyiyorlar falan. Şimdi Rojava ordusu falan filan. Ne anlattıklarını bence kendileri de çok fazla anlamamış ama şaşırmayız. Gazete takvim diyorum yani odundan bu da yapılabilir diye ispat üzerine çıkartılmış bir şey. Bir inat uğruna çıkartılmış bir gazete. O anlamıyla özel yönü var tabii, özelliği var. Bugünlük bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun benimle birlikte olduğunuz için. Size güzel haber söyleyemedim mi? Yok. Olsa dükkan sizin de. Yok öyle bir haber. Bulursak onu da konuşuruz. Merak etmeyin. Beni evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Benim çalışma odama misafir olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ama asıl değer verip dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. Ölmezse akılırsak, bir aksilik olmazsa yarın sabah 9'da ben buradayım. Siz de orada olursanız oturur konuşuruz. Biz konuşursak abuk sabuk konuşanların sesleri biraz daha düşük kalır yanımızda. Biz sesimizi yükseltirsek ama bunu beraber olursak yapabiliriz. Tek başımıza bir işe yaramıyoruz. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Güzel bir gün diliyorum. Hoşça kalın.